Çok rengi bendi gitti. Allah itminan bir şekilde gidiyor. Kuvveti imanını. Ve gayet itminanını. Öyle bir şekilde gidiyor ki Allah'ın hiç. Çünkü Kur'an diyor. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan korur. Üstad bunu ele alıyor tabi. Mu'izzat-ı Ahmediye'de bu ayet-i kerimeyi. Diyor, ilerliyor. Ebu Bekir Sıddık'ın rengi benzi gitti. Şimdi yetişirlerse bu emanete bir şey olursa ne olur? Diyor, Allah Resulü baktı Ebu Bekir gitti gidecek. Bureyde İbni Hasib, bu Keşevi'nin Yahsen yaklaşıyor. Bureyde İbni Hasib de vurgun Allah Resulü'ne. Ama yüzdeme onu kaynatmış. Diyor, şöyle bir döndü, bir mucize izhar etti. Ükkaşen atın ayağı birbirine dolandı, tepe takla aşağıya. Ama Bureyde'yi tanıyordu. Bureyde Allah Resulü'nün sıdkına aşıktı. Böyle bir insan bulunamaz derdi. Bu kadar doğru olamaz bir insan. Diyor, döndü, sadece Bureyde'ye bir bakış gönderdi. Ama diyor, Bureyde bu bakıştan değişik bir mana çıkardı. Çıkardığı mana şu: sen de mi Bureyde, sen de mi Mekkeli müşriklere benzedin? Sen de mi onlar gibi oldun? Hani sen benim sıdkıma aşıktın, o bakıştan bu çıkıyor. Sen de mi yüz deve uğruna benim başıma aşık oldun? Sen de mi Bureyde? Diyor, o sen demeyi anlayınca, diyor, başındaki sarığı açtı. Diyor, açtı sarığını, kılıcının ucuna taktı ve kılıcını kaldırdı havaya. Evet, ben de ya Resulallah, ben de. Senin gibi şah-ı yüce bir peygamber Medine'ye giderken nasıl olur bayraktarsız olur? Bayraktarın olayım ya Resulallah dedim. İşte onun için senin ardına takıldım ya Habiballah. Ondan dolayı geldim ya Resulallah. Kuvvet-i imanını ve gayet-i itmi inanını ve nihayet-i sukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Beni hoş görürseniz 7. reşaha gireceğim. Vaktiniz nasıl? Müsaade. 7. reşaha. İşte bak. Şimdi bu kısacık bir reşaha. Ama sanki bütün sahabileri emmiş böyle. Allah Resulü hayatın hepsini bulmuş. 7. reşha. İşte bak. Şu cezire-i vasi ada. Vahşi ve adetlerine mutaassım. Vahşi bir de mutaassım. İfadeye bak. Risale-i'nin ifadesine bakın ya. Edebiyata bak ya. Vahşi ve adetlerine mutaassım. Ve inatçı muhtelif akvamı. Bir kavim de değil. Kavimler. Kavimler adedince, bir de vahşi, en vahşet şey, kız çocuklarını diri diri gömer. Ben deydi, burada sahabilerle Allah Resulü sohbet ediyor. Üstadın anlattım tabi. Üstadın bunlara bu manada, en kısa, en veciz manada, Kur'an'ı manada anlatıyor üstad. Çünkü Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Said'in malı değil. Vahşi ve adetlerine mutaassıp. Bir Allah Resulü burada sohbet ederken bir sahabi çok doldu. Aşırı doldu ve ökenini öne attı. Ya Resulallah, hani insan en yakın dostu, derdini dinleyen arkadaştır. Sırrını kendi içinde tutan bir arkadaştır. Allah Resulü bütün ashab-ı kirama öyleydi. Ve şu anda elhamdülillah bize de öyledir. Sıkıştığımız noktalarda, gelip burada dert yandığımız anlarda. Ya Resulallah dedi, bir derdin var, anlatabilir miyim? Anlat dedi, seni dinleyeyim. Ya Resulallah, biz cahiliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri gömerdik ya Resulallah. Benim de bir kız çocuğum vardı ya Resulallah. Henüz 4-5 yaşlarına kadar gelmişti. Ya Resulallah, o doğduktan sonra cahiliyenin verdiği tesirle ben kimsenin yüzüne bakamaz oldum ya Resulallah. Vahşi ve adetlerine mutaassırım. Ve diyor, artık dayanamadım. Bir gün eve geldim, baktım ki anne kız oynaşıp duruyorlar. Annesine dedim ki, kızı hazırla, dayısına götüreceğim. Ya Resulallah, nasıl bunu dedim, annesinin rengi benzi gitti ya Resulallah. Anladı, ben diri diri götürüp gömeceğim ya Resulallah. Fakat kadında, cahiliyede ya Resulallah, hiçbir hak ve hiçbir yetki yoktu ki bana engel olabilsin ya Resulallah. En güzel elbiselerini giydirdi. Bak dedim, baba yaşa, baba beni daima götürecek diye sevindim.
En güzel elbiselerini giydirdi, en güzel takılarını taktı, başını yıkadı, saçını taradı, öptü, kokladı, bağrına bastı ya Resulallah. O bağrına basarken ağlıyordu ya Resulallah, kızım, bir şeyden haberi olmayan kızım, anne ağlama, dayıma gidip geleceğim. Vahşi bu adetlerine mutassıp ve inatçı muhtelif akvamı. Ne çabuk adat, ahlak-ı seyyiyeyi, vahşi anelerini. Ve yolda gidiyoruz ya Resulallah. Dakikada bir bana sarılıyor, ayağıma sarılıyor. Baba beni gezdiriyorsun, baba sen çok yaşarıyor. Çok yaşarıyor, durmadan sarıyor. Ya Resulallah ben anlamadım, kalbimde yumuşama olmuyor ya Resulallah. Üstad 23. söze girin, yürüyün 23. söze doğru, gidin oraya. Diyor ki, iman insanı insan eder, küfür insanı adi, aciz, canavar bir hayvan. İbareye bakın, tek canavar değil, adi aciz. Bir şey de elinden gelmiyor. Edemiyor, istemiyor, yapamıyor. Adi aciz, canavar bir hayvan eder. Ya Resulallah bana sarılıyor, baba çok yaşa, daima götürüyorsun. Anlayamadım, kalbim yumuşamıyor ya Habiballah. Kas katı geldi, Kur'an'ın ifadesi bu. Kas katı olmuştu. Ve önceden kazmış olduğum kuyuya geldim ya Resulallah. Oraya geldim, kızım dedim, oradan aşağıya bak, orada kuş var dedim. Ya Resulallah kızım dedi ki, kuşu alır, daima götürürüz baba. Ve oraya eğildi ya Habiballah. Kuş, ben babasıyım ya Resulallah, öz babasıyım. Kuş nerede demeye kalmadan ben ya Resulallah. Yanaştım, sırtına bir tekme vurdum. Sırtına bir tekme indirdim ya Habiballah. Ve aşağıya doğru giderken nasıl oldu bilemiyorum. Oradan bir yere takıldı ya Resulallah kuyunun etrafına. Ve ben eğildim, onu itiyorum ya Resulallah. Ben iterken o bir eliyle tutunmuş, diğer eliyle de üzerimi temizliyordu. Eğilme baba, baba eğilme, üzerin tozlanıyor dediği halde bir tane vurdum, aşağıya kadar gönderdim ya Resulallah. Vallahi Resul kendini bıraktı, gitti. Ashab-ı kiram ağlıyor, Allah Resulü ağlıyor, ağlıyor. Hazreti Ömer gibi birisi kılıç çekti, anlatma senin kelleni uçururum Allah Resulü diyor. Allah Resulü anlat dedi. Anlat, neydiniz, ne hale geldiniz, anlat. Anlat, İslam size neler kazandırdı, neler anlat. Adeta sanki üstadı anlat. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. İman, insanı insan eder, belki de sultan eder, anlat. Orada Allah Resulü, belki orada değil, belki sonraki ibareleri olacak. Ben âle felâfe benâdîm. فَأَدَّبَهُمْ وَزَوَّجَهُمْ وَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةِ Kim üç kız çocuğu yetiştirir, onlara güzelce bakar, onları iyice edeplendirir, onları iyi biriyle verirse, kefilin cennettedir. Allah Allah. Allah Resulü kefildir, erkek çocuğuna kefalet yoktur. Kız çocuğu. Hayret bir şey, o kadar bayanları, o kadar kızları seviyor ki Allah Resulü. İslamiyet de o kadar onları seviyor. O kadar onlara kapatıyor, elbette bunlara da yakışan, tabi üstadımın anlattığı hanımlar rehberini tahrik ediyor. Gerisini söylemek biraz abes gelir bana. Vahşi vaadetlerine mutassıp ve inatçı muhtelif akvamı, ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyi-i vahşiyanelerini def'aten, def'aten, burayı ilahsin, def'aten, kale! Ve raf ederek hani birden bile kalkıyor her şey ortada. Öbürsü gün geliyor bu adam, diyor ki ya Resulallah, ben yolda geçerken karıncaya bastım, Allah hesabım ne olacak ya Resulallah? Üstad da münazaratta diyor ki, evet bir şeriat karıncayı bilerek ayak basmayınız dese, ta'zibinden men etse, nasıl beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Kella! Biz imtisal etmedik! Biz imtisal etmedik! İbare ne tatlıdır. Lugatlar çok geri kalır. Abdullah Engin abi orada iş olsun diye bizim gibilerine yazmış. Yoksa lugatların ne işi var oralarda? Daf'aten kan'ı ve raf ederek bütün ahlak hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim
ve medeni ümmeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasavvut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbubu kulûm. Bütün sahabiler girmiyor mu? Bugün böyle aşkla, sevkle gelip burada vefat edenleri gördüm. Nereden buldunuz bu aşkı? Nereden getiriyorsunuz? Bu kadar buradayız, bizi niye bulamıyoruz? Ayrı bir davadır. O frekans ayrı bir frekansdır. Mahbubu kulûm. Müsaadenizle bir sahabi anlatacağım ve bitireceğim meseleyi. Çok önemli bir hadisede bu mahbubu kulûm kelimesi var ya. Bütün sahabiler için abi, bütün aşık maşuklar ayrı. Allah Resulü bir gün üstad tabi onu bir yerde anlatıyor. Ben üstad tabi canını alıyor, ruhunu alıyor, katıyor ve geçiyor. Dilin kurusu, Sıdkı Rabbine bile müsaade ettiği için anlatıyor. Yoksa anlatmazdım bu şeyler. Sahabe-i kiramdır bunlar. Hüseyin'in de sahabi mesleğidir. Mahbub-u kulûb sırrına bak, kalplerin sevgilisi Allah Resulü. Allah Resulü böyle bir gün oturmuş, tabi Allah bazen bazı geceler böyle böğrüne basar, açlıktan uykusu kaçınca böyle, böğrüne basar, bekler, Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Böyle açtır, bellidir açtır. Sahabe-i kiramla böyle yüzlerine bakınca, sahabilerden müthiş açlık vardır. Korkunç bir açlık vardır, belli. Hemen çözüyor meseleyi. Ebu'l-Heysem değildi, Cabir. Cabir radıyallahu anh'ın yanına çağırdı. Herkes kendini muvazene edecek, muhasebeye çekecek. Tabi kıyas, mal farık olmaz tabi böyle şeylerde de, bizim evimize bir abinin gelmesi gibi mesela. Kıyas olmaz veyahut da gidin ileriye doğru, bir bakan evimize geldiler. Herkes kendini muvazene etsin ha. Nefsi emmareye insin, orada bir kontrol merkezi kursun ve teftiş etsin. Gelirse ne hale gelir mahallede, o da belki de beni hoş görür ha. Nefis cihetiyle konuşacağım, belki de bir şey gelirimiz veyahut da gelir olmasa bile insanlara karşı falankes benim evime geldi havası vardır. Hava var işin içinde. Sahabi de o da yok. Allah Resulü benim evime teşrif edecek. Ne demek bu ya? Sahabe olacaksın sana teşrif edecek. Cabir'i çağırdı. Cabir dedi. Sahabe-i kiram baktı açtırlar ya. Mahbubu kulubu unutmayın yedinci reşah. Eve git. Bir şeyler varsa hazırla. Arkadaşlarla beraber size geleceğiz. Cabir, bu ne demek Cabir'e? Ne demek bu Allah Resulü benim evime gelecek? Öyle bir süratle eve gidiyor ki kendini kaybetmiş böyle. Allah Resulü benim evime teşrif buyuracak. Mahbub-u kulûm. Süratle gidiyor eve. Diyor eve gitti, kapıyı nasıl açtığını o da bilmiyor. Girdi, hanım müjdeler olsun. Hanım müjdeler olsun, Allah Resulü bize teşrif edecekler. Hanım ondan beter. Kanat olsa tavanı delip geçecek bu sefer. Müjdeler olsun, Allah Resulü bize, arkadaşlar bizim eve teşrif edecekler. Yemek varsa bir şeyler hazır, Allah Resulü çok açtır. Allah hemen kolu kanadı üstü hanımın. Vallahi Cabir evde hiçbir şey yoktur. Vallahi bir buzağımız veya da bir oğlağımız vardır, rivayetler farklı. Dedik büyüsün etinden sütünden istifade ederiz. E madem Allah Resulü geliyor o buzağı, o oğlanın ne işi var işin ortasında? Onlar feda edersin. Hemen kesildi ve bu iki tane çocuğu var bunların. 4-5 veya da 5-6 yaşlarında. Onlar da anne babayı seyrediyor. Nasıl kesti, ne yaptılar? Hanım her şeyi unutmuş. Oğlağı almış, götürmüş, parçalamış, götürmüş, suya koymuş, yapmaya çalışıyor mutfakta. Çocuklar da baba anneyi taklit edecek. Alacaklar bıçağı öteki tarafta, oyun oynarken büyük kardeş küçük bıçağı yatırıyor, küçük kardeş yatırıyor ve bıçağı boynunu dayarı kesiyor. Şimdi anne sıfatına bakın, bu Allah Resulü'nün sevgisine bakın. Kadınlar çok dehşet insanlar. İman girdiği zaman apayrı ediyor ona. Ama sahabi imanı tabii ha. Herkes kendini muazene edecek, muhasebe edecek. Ahir zamandır. هَلَكَ النَّاسِ اِلَّا الْعَالِمُونَ Derse gelirim yine yoldan çıkarım ben. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ Yine çıkarım yoldan, derste oturup ders yaparım. Yine giderim yoldan. Kaybolur giderim ben. Herkes kaybolur gider. Ehsan abiden söz almıştık, gelmeyecek. Şimdi o da geldi, işimiz ayrı oldu. Tabii zor oldu yani.
Herkes kendi derecesi tabi, sahabe-i kiramın derecesi ayrıdır işte. Yetiyor ya. Mahbub-u kulluk sırrını ve diyor, o çocuklar da orada oynarken büyük kardeş, küçük kardeşi kesti. Anne tabi kendini kaybetmiş, yemekle uğraşır. Allah Resulü benim evime teşrif edecekler. Biraz sonra bir baktı, burada koyun kesildi, buzağı buradan kesildi. Niye oradan? Kan geldi. Kapıyı bir açtı, bir girdi içe, bir baktı ki büyük kardeşin elinde bıçak, küçük kardeş cansız yatıyor. Ne yaptın, ne ettin derken o da korkudan kaçtı, öyle bir kaçtı ki yüksek bir yerden düştü, o da vefat etti. İkisi de öyle, imtihan sırrı. Mahbub-i kulub sırrı bunlar. Tabi Sümeyre ayrı bir dava, Uhud'daki Sümeyre o ayrı bir dava zaten. Demek sahabi öyle ayrı bir dava bunlar. O da vefat etti. Anne bu. Tabi anne yüreğini ben çözemem zaten, ben anlayamam ne olursa olsun. O kadar hasta, o kadar perişan, ben su istesem mümkün değil kalksın hanım. Çocuk erkekse bir sağdan sola dönsün, hemen fırlar ayağı. Anne yüreği bilemiyoruz nedir, neyin nesini çözemiyoruz. Tabi üstad bunu anlatırken peşin ücret diyor yalnız. Ha. Peşin ücreti anlatıyor. Yok şimdi ağlasam Cabir gelecek, beni ağlamaklı görecek. Cabir'in istifi bozulacak, niye ağlıyorsun meseleyi çözecek. Çocukların ölümünü öğrenecek. O da çok üzülecek. Rengi benzi gidecek. Ve Allah Resulü de onun renginden, benzinden meseleyi çözecek. Sonra öğrenecek ki çocuklar vefat etmiş. Sonra cenaze işlemiyle uğraşacak. Sonra defin işlemiyle uğraşacak. Ve Allah Resulü iştahı kaçacak, evinde yemek yemeden gidecek Allah Resulü. Çizdiği senaryoya bak. Allah Resulü benim evime gelir, nasıl yemek yemeden gider olacak şimdi? Çocukları bir tarafa çeker, bir an. Oraları temizler, aman ola Cabir hissetmesin. Üstlerini güzel bir şekilde örter, yemeği en güzel şekilde hazırlar. Cabir'i her günden daha güzel bir şekilde karşılar. Sanki hiçbir şey olmamış. Öyle bir şekilde karşılar ki, aman ola Cabir işin farkına varmasın, iki çocuk vefat etmiş. Yoksa Allah Resulü evde yemek yiyor. Allah Resulü teşrif ettiler. Yemeğe oturdular. Sofrada sohbet edildi. Tabi sahabe Allah Resulü sohbet ederken yemeği yemeği de unutuyor zaten ona bakar. İçeride de kadın diyor, ya Rab, Allah Resulü çabuk başlasaydı, ben de içimi dökseydim, Allah Resulü işin farkına varmasaydı, çabuk yemek yeseydi, hep onun peşinde. Aman ola yemek yesin. Allah Resulü elini atsın ki sahabiler başlasın. Cabir de heyecanla, iki çocuğu zaten unutmuş. Diyor Allah Resulü elini uzatacağı sırada, Cabir bilirsin çocukları çok severim. Senin de iki çocuğun vardı, onlar da sofrada bulunsun. Onları da getir. Mahbub-u kulûm. Ve Cabir diyor kalktı, hanıma gitti, hanım da içeride. Ya Rabbi işin farkına varmasın. Aman ha. Hep bayan. İçeriye gitti. Hanım dedi, Allah Resulü çocukları istiyor. Çabuk ver onları. Dedi Allah Resulü'ne söyle, uyuyorlar. Uyku ölümün küçük kardeşi. Üstadın ifadesi. Söyle uyuyorlar, yemekler soğumasın. Mümkünse başlasınlar ben uyandırana kadar. Gitti yarısına siz başlayın, çocuklar uyuyorlar. Cabir olsun getir, ben bekliyorum, sohbet ediyorum. Tekrar geldi. Hanıma dedi, çabuk ol, ben bekliyorum, çabuk Allah Resulü. Ya bir çabuk git, yemek soğuyacak, Allah Resulü iştaha kaçacak. Çabuk söyle, ben hazırlayana kadar. Tekrar geldi. Ya Resulallah, yemekler soğuyacak, ateşimiz de yoktur, mümkünse yemek yiyin efendim. Zoraki bunları yaptık efendim. Cabir olsun biz, öyle de yeriz, git getir. Gitti, bu sefer hanıma kızdı. Ben sana ne diyorum, Allah Resulü bekliyor, tut ellerinden kopar getirdi. Diyor, Cabir'in elini tuttu ve götürdü. Odaya götürdü, örtüyü kaldırdı. İnna lillah ve inna ileyhi. Cabir mesele böyle böyle oldu.